Konya Spor'da olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi. Selçuklu Kongre Merkezi Auditorium Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula tek aday olarak giren Başkan Hilmi Kulluk, 421 delegenin oyuyla yeniden Konya Spor Başkanlığı'na seçildi. Diyoruz, ibra edenler, ibra etmeyenler, evet teşekkür ediyoruz, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mehmet Demirel'in divan başkanlığını yaptığı toplantıda yönetim kurulu raporunun ardından gelir gider raporu ve bilançolar okundu. Bağımsız denetim raporu da delegelere sunuldu. Hesap ve raporlarla tüzük tadilatı oy birliğiyle kabul edildi. Bakınız şu anda 420 kişiyle kongre yapıyoruz. Bu Konya Spor'un tarihinde bir rekordur. Bu kadar hanımefendi de bu kongrede delege, bu da bir rekordur. Biz herkese teşekkür ediyoruz. Başkan Hilmi Kulluk, genel kuruldaki konuşmasında Türkiye'de en az borcu bulunan kulüplerden biri olduklarını söyledi. Şu anda Türkiye'de en az borcu olan kulüplerden biri Konya Spor'dur, inanın. Denizli'nin başkanıyla konuştum. Borcu ne biliyor musun abi? 43 milyon lira. Daha yeni çıktı. Trabzon'a bak, Beşiktaş'a, Galatasaray'a bak. Yine bizimki çevrilebilir nitelikte ama bizim tek yürek olup sponsorla, reklamla bunu halletmemiz lazım. Göreve geldikleri andan itibaren şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini aktaran Başkan Hilmi Kulluk şunları kaydetti. 400'ün üstünde bir katılımla bunu yaptığımız için de gurur duyuyorum. Bu demek ki yönetimin başarısı. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren şunu düşündük, şeffaf bir yönetim olsun, borç alacak. Bizim bu uyguladığımız, şu anda sizin gördüğünüz format, TFF'nin uyguladığı 1 Haziran seçiminin birebir aynısıdır Şemsettin abi. Konya Spor'da ikinci dönemini geçirecek olan Başkan Hilmi Kulluk'un listesinde şu isimler bulunuyor. Selçuk Aksoy, Celalettin Yılmaz, Mehmet Günbaş, Osman Koçak, Mustafa Aydınalp, Mehmet Güven Öten, Kani Uğur Öncan, Bünyamin Yakup Sarıtaş, Zahir Renklibay, Mustafa Genç, Ahmet Büyükateşli, Fuat Kunduracı, Ali Kemal Işık Çeviren, Abdülkerim Selek,